Evet, saygı duruşu gerçekleşti değerli futbol severler. Özellikle bugün kaybettiğimiz Fatih Can Yalova iki futbolcusu adına da bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdiğini hemen belirtelim. Ve az sonra ligin, Süper Lig'in iki yeni ekibi karşı karşıya gelecek. Ve bu önemli, bu anlamda, bu prestiji yüksek kupada maçı Şakir Azizoğlu yönetiyor. Serkan Özdenkçi, Cenk Araz Özfutlu yardımcılıklarını yaparken Ferhat Tuna dördüncü hakem olarak görev yapacak değerli futbol severler. Evet, tüm hazırlıklar yapıldı ve maça Miracle Karşıyaka başlayacak. Topun gerisinde Mikhail Pote, yeni transfer, ve diğer taraftan Hasan Diata, iki yeni futbolcusu, iki yeni yabancı futbolcusu. Son hazırlıklar yapıldı, iki kaleciden de başlayabilirsin işaretini aldı. Şakir Azizoğlu'nun çalan düdüğüyle maç başlıyor. BRT Spor Servisi olarak her iki takıma da başarılar diliyoruz. Yaptı ortasını, Ali Özay Çelik karşıladı, atak devam edecek. Rahmi topu kontrol etti, kaleye baktı, sert bir vuruş, top yandan dışarıya gidiyor. Diata vardı, şimdi gelişen atak. Toykan pası, Ali Özbahar yaptı ortasını, Pote ve gol! Dakika 2, gol Mikhail Pote. Miracle Karşıyaka 1-7 Boğaziçi 0. Hemen az önce söyledik, Amadogan. Sağdan bindirme var. Göbeğe, ortaya top geçiyor. Uzun pas savunmanın gerisine doğru. Ceza bahçesi Umar. Umar gitmeye çalışıyor. Pozisyon buldu Umar. Açısını kaybetti. Umar top onda. Kafa! Top yandan dışarıda. Odafe! Net pozisyon. Dakika 11. Odafe. İyi sıyrıldı Umar. Yaptı ortasını ama Odafe'nin kafa vuruşu isabetli olmadı. Rahmi aktardı, Burak Koçar hızlı bir ucum yedi. Diatta çok hareketli. Diatta sıyrıldı rakibinden. Diatta çok süratli. Diatta ceza içerisinde. Diatta gol pozisyonu içeriye bas. Top ağlarda gol. Top ağlarda gol. Gol gol. 2-0 oldu skor. Burak Koçar. Kritik bir dakika. Ramazan topu üzerine geldi. Sert bir vuruş kaleci Erdoğan. Şimdi Umar, ortası Edafe, gol pozisyonu, pası son anda Sena. Diatta sağ kanada döndü. Şimdi Burak Koçar içeriye pası. Gol pozisyonu Toykan, kaleci Remzi. Savunma yerleşti bu arada Yeni Boğaziçi'nde. Mustafa Süzgen içeriye kafayla aktarmaya çalıştı. Ceza çizgisi Toykan, yerden orta, savunma. Boşta kalan top. Rahmi vuruyor, top yandan dışarıda. Net pozisyon, Rahmi vurdu. Top yandan az sonra dışarıya gitti. Kadrimlik halinde Diata kaleye baktı, vurmadı. Rakibin üzerine gitti, sıyrıldı. Diata ceza sahasında, gol pozisyonu Diata. Gol pozisyonu, top dışarıda. Enteresan. Evet, bu atak son atak oluyor değerli futbol severler ve maçın hakemi Şakir Azizoğlu'nun çalan düdüğüyle 45 dakikayı Miracle Karşıyaka Yeni Boğaziçi karşısında 2-0 önde kapatıyor. Şakir Azizoğlu kronometresini kontrol ediyor çalan düdükle ikinci yarıya. Yeni Boğaziçi takımı başlıyor. Açılan top, şimdi Ahmet Kuşak topu kontrol etti. Ahmet kaleye baktı, vurmadı. Şimdi rakibinden sıyrılmaya çalışıyor. Destek geldi Burçin'den. Burçin yaptı ortasını. Gol pozisyonu Umar. Top dışarıda. İkinci yarıda dakikalarımız şu anda 49'dan çıktı. 50. dakikaya doğru gidiyoruz. 2-0'lık üstünlük devam ediyor ama Yeni Boğaziçi'nin baskısı da devam ediyor. Çıkarken kaptırılan top Mehmet Çakan. Umar. Gol pozisyonu ve gol. Dakika 50. Gol Umar. Yeni Boğaziçi farkı 1'e indiriyor. Çıkarken kaptırılan top kaptan Mehmet Çakan'ın baskısı sonuç veriyor. İyi pas, iyi asist, bu asisti iyi değerlendiren Umar oluyor. Değişiklikler bir anda dinamizm kazandırdı. Şimdi ileriye baktı, uzun gönderdi Umar'ın olduğu noktaya. Umar ceza sahasında, Umar gol pozisyonu, kaleci Erdoğan iki hamlede topa sahip oluyor. Şu anda geçen yıl çıkış gösteren ve bu yılda iyi işler yapabileceğini düşündüğüm iki isim. Mustafa Bardi'ye sıyrıldı rakibinde ceza dersi. Mustafa vuruyor kaleci, son anda top dışarıda. Üzerinde futbolcular kümelendiler. Şimdi baktı penaltı noktasına. Kafa vuruşu top yandan dışarıda. Ali Özelçelik ama bu arada bayrak kaldı. Yardımcı hakem Serkan Özdenkçi bayrağını kaldırdı. Ofsayt kararı. Mehmet Çakan.
Ceza Vançes uzak kaleleri kafa vuruşla üstten dışarıda. Taşın öne geldiğini belirtiyor ama düdük çaldı, Tufan yaptı ortasını. Ceza Vançes'i kafa vuruşu olgun istediği vuramıyor, top dışarıya gitti. Şimdi Toykan'la geliyor Miracle Karşıyaka. Toykan topla dribling halinde. Toykan ceza sahasına girdi. Toykan gol pozisyonu, şut kaleci Remzi. Adına Mehmet Çakan, ceza sahasında Ahmet, gol pozisyonu Ahmet, biraz daha kaldı Ahmet, şimdi pası Mehmet Çakan, gol pozisyonu, ortası, gol pozisyonu, hadi kava vuruşu, top dışarıda, köşe vuruşu diyor Şakir Ezdoğlu. Penaltı beklentisi var, köşe vuruşunu gösteriyor, yardımcı hakem Serkan Özdenkçi, dakika 90 artı 6. Göğsüne gibi gördük biz ama tabii ki Serkan Özdenkçi çok daha net yardımcı hakem. Serkan Özdenkçi çok daha net pozisyonda. Bu arada gerçekten enteresan Yeni Boğaziçi Kulübesi. Tabii tepkisel olarak bir tepki gösterdiler, doğaldır ama tüm yedek kulübesi bir anda çizgiye kadar geldi. Evet. Şakir Azizoğlu da şimdi geliyor o noktaya. Evet, İbrahim Gömeç sanırım sarı kartı vardı. Evet. İkinci sarıdan atılacak. Evet. Bu manzarayı çok göreceğiz. Yayının başından beridir sürekli uyarıyorum. Yardımcı antrenör İbrahim Gömeç ikinci sarıdan atılıyor. Ferhat Tuna uyarmıştı. Dördüncü hakem. Sezona özellikle takımların baş antrenörü, bu noktada teknik direktörleri ciddi anlamda uyarı yapması gerekiyor. Ahmet Kuşar yaptı ortasını. Kafa vuruşu top dışarıda. Mehmet Çağkan'ın kafa vuruşunda sonuç gelmiyor Yeni Boğaziçi adına. Şimdi olgun atağı kesti. Bir başka atak. Eray Genç ileriye baktı dediğim anda da maçın hakemi Şakir Azizoğlu'nun çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Ve karşılaşmayı 2-1 kazanan Miracle Karşıyaka Kıbrıs Türkspor Yazarları Derneği Kupası'nın şampiyonu oluyor. 36. Kıbrıs Türkspor Yazarları Derneği Kupası Miracle Karşıyaka'nın. Tabii bu arada söyleyelim, yedek kulübeleri dedik ama Miracle Karşıyaka'nın yedek kulübesi çok heyecanlıydı. Herkes ayakta ama o stresli dakikalar bitti. Zor da olsa kazandılar ama Yeni Boğaziçi'ni kutlamak lazım. Şu anda taraftarları selamlıyor Umar. Bence çok güçlü, iyi bir futbolcu. Sezon içerisinde çok büyük katkısı olacak takıma diye düşünüyorum. Yeni Boğaziçi'nde o eksiklikler, zaaflar çok daha iyi görülmüştür diye tahmin ediyorum. Bu karşılaşmayı herhalde daha sonra alıp analizini yapacaklardır. Ama ikinci devredeki Yeni Boğaziçi değişikliklerle birlikte çok daha dirençli, çok daha dinamik bir takım hüviyetinde oynadı. Ama Miracle Karşıyaka'da özellikle maçın ilk devresindeki o oyun üstünlüğü, atak futbolu, ikinci devrede çok pozisyon bulamadılar. Poten'in oyunda olmayışı ciddi bir negatif durumdu ama savunmada bu kez biraz daha dikkatli oynadılar. Orta sahayı biraz kalabalık tuttular ve bireysel olarak da performansı iyi futbolcuların sahaya yansıtmasıyla o performanslarını kupayı almayı başardılar. Tebrik ediyoruz. Yeni Boğaziçi'ne tebrik ediyorum ben. Evet, tabii ki özellikle Yeni Boğaziçi'nin yabancı futbolcusu Odafe, Emmanuel Odafe ilk yarıda iki net pozisyondan yararlanamadı ama takım uyumu noktasında sıkıntı olduğunu, özellikle 20 Eylül'de tamamlanacak yabancı futbolcu noktasında da bir takım değişiklikler olacağını düşünüyorum sevgili Kaya. Diğer taraftan Miracle Karşıyaka'da Mikhail Pote kariyerli bir oyuncu, Diatta o da ciddi bir katkı sağlayacağını ilk maçta olsa bize gösterdi. Tabii bunlar lige yönelik hazırlıklar ama en prestijli kupalardan bir tanesiydi. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası şampiyonu Miracle Karşıyaka oldu. Ve Miracle Karşıyaka tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme şansı yakalarken ilk kez de sezon öncesinde en prestijli kupayı da kazanarak müzesine götüren taraf oluyor. Diğer tarafta Yeni Boğaziçi, o da bu sezon Süper Lig'e renk katacak. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yeni Boğaziçi'de, Mausa bölgesinin güzide kulüplerinden Süper Lig'de iyi işler yapabilmek için tüm hazırlıklar teknik direktör Kılıç Ali Kahraman yönetiminde devam ediyor. Diğer tarafta saha içerisinde kazanılan şampiyonluğu kutluyor Miracle Karşıyaka. 36. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası şampiyonu
Miracle Karşıyaka, Başkan Umut Düzdaban ve sponsor Hakan Törehan saha içerisinde futbolcuları kutluyor. Teknik direktör Caner Ozsan, Miracle Karşıyaka başında bu önemli kupayı kazanan deneyimli teknik adamlardan biri oluyor. Ve hakemler, maçı yöneten hakemlerimiz, onlar da bugün klasmanlar açıklandı. Süper Lig hakemi Şakir Aczoğlu, Serkan Özdenkçi, Cenk Aras, Özfutlu çıkış gösteren hakemlerimiz ve diğer taraftan da dördüncü hakem olarak görev yapan Ferhat Tuna. Değerli futbol severler, şu anda plaketlerini alıyor. Köprüsü Spor Yazarları Derneği yönetiminde Hüseyin Köprülü şu anda plaketini veriyor. Maçı yöneten hakemlerimize plaketlerini alıyor. Gece adına, günün adına anı plaketleri alıyor maçı yöneten hakemler. Hüseyin Köprülü, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu üyesi şu anda saha komiseri Mustafa İkizer'de plaketini alıyor. Akşam adına emeği geçen başta hakem triosu saha komiseri şu anda Mustafa İkizer'de plaketini aldı. Anı fotoğrafı çektiriyor. Başkent'te Lefkoşa Atatürk Stadında değerli futbol severler. Miracle Karşıyaka 36. kupayı havaya kaldırmayı bekliyor. Heyecanlı bekleyiş var saha içerisinde. Bir tarafta da maçı kaybeden Yeni Boğaziçi az sonra gelecek. Madalyalarını alacak başkentte Lefkoşa Atatürk Stadında. 1985'te Küçük Kaymaklı'nın ilk kez kupayı kazanarak devam etmesi ve sanırım maçın adamı Diyat'ta seçiliyor. Diyat'ta maçın adamı Miracle Karşıyaka'da önemli bir isim. Diyat'ta maçın adamı seçiliyor. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Yönetimi ve üyeleri tarafından maçın adamı Diyat'ta seçiliyor. Yeni yabancısı Miracle Karşıyaka'nın Diyat'ta şu anda foto muhabirlerine maçın adamı ödülüyle birlikte poz veriyor ve maçın adamı da Miracle Karşıyaka'da Diyat'ta olduğunu da hemen belirtelim değerli izleyenler. Şimdi evet, kaptan Mehmet Çağkan As Başkan Ahmet Özyaşar'dan plaketini alıyor. İkincilik plaketi, oyunculara da teker teker madalyalar takılıyor. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri de Yeni Boğaziçi futbolcularına madalyaları takıyor. Tabii ki Yeni Boğaziçi lig öncesinde en prestijli kupada iyi mücadele ettiğini söyleyebilirim. İlk yarıda kalesinde golleri görmesine rağmen ikinci yarının başında yapılan 4 değişiklik oyunun dengesini değiştirdi Kılıç Ali Kahraman. Umar'la golü buldu, maçın sonuna kadar zorladı ama başaramadı ve 2-1'lik mağlubiyetle gece adına mağlup ayrılan taraf oldu ama lig öncesinde iyi bir sinyal verdiğini, yabancı futbolcularının tercihinin son derece önemli olacağı bir lig. Tabii ki hazırlık dönemi sevgili Kaya, özellikle yoğun bir program ve zaman zaman her iki takım oyuncularında da ciddi sakatlıklar baş gösterdiğini hemen belirtelim. Şimdi Miracle Karşıyaka gelecek. Önce madalyaları, sonrasında da 36. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği kupasını Mikhail Pote kaptan havaya kaldıracak. Ve Miracle Karşıyaka sezon öncesinde sezona en prestijli kupayla başlayacak. Miracle Karşıyaka futbolcuları teker teker geliyor. Madalyalarını Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden alıyor. Haklı bir gurur, ligde ilk kez mücadele edecek Miracle Karşıyaka ve ilk kez mücadele edeceği ligde lig öncesinde önemli bir kupayla lige başlayacak. BRT adına özellikle 60. yıl etkinlikleri, sportif etkinlikler yoğun bir şekilde sezon boyunca devam ediyor. Ve bir yenisi 15 Eylül Cuma akşamı BRT 60. yıl Süper Kupa ile devam edecek. Ve Süper Kupa'da geçen yılın şampiyonu Maus Atatürkgücü ile Kupa şampiyonu Türk Ocağı karşı karşıya gelecek. Ve bu özel, bu anlamlı kupayı bakalım müzesine hangi takım taşıyacak? Bu önemli karşılaşmada BRT1 ekranlarından
canlı olarak sizlerin huzuruna gelecek sevgili futbol severler. Miracle Karşıyaka futbolcuları madalyalarını alıyor. Teknik adamlar, teknik direktör Caner Özsan ilk önemli sınavında başarıyla geçtiği kupayı havaya kaldıracak az sonra. Caner Özsan ve teknik ekibi, onlar da şu anda madalyalarını alıyor. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoyaş, As Başkanı Ahmet Özyaşar ve yönetim kurulu üyeleri de şu anda madalyalarını taktı ve şampiyon Miracle Karşıyaka kaptanı Mikail Pote, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı şu anda Necati Özsoy, Pote'yi tebrik etti, madalyasını taktı ve az sonra kupa havaya kalkacak. Mikail Pote bu anlara alışmış bir kariyer. Caner Özsan takımı ateşliyor, takımı tebrik ediyor ve şimdi kupa Mikail Pote'nin ellerinde. Başkent'te Lefkoşa Atatürk Stadı'nda havaya kalkacak değerli futbol severler. Tüm futbolcular şu anda platformda yerini aldılar ve Mikail Pote, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Sayın Necati Özsoy tarafından şampiyonluk kupası verilecek ve 36. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği kupası şampiyonu Miracle Karşıyaka. Son hazırlıklar yapıldı, kupa şu anda Necati Özsoy, Mikail Pote kupanın yanında anı fotoğrafı çekiyor. Gelen şampiyonluk ve şimdi Necati Özsoy Başkan Mikail Pote'yi tebrik ediyor ve kupayı Mikail Pote'ye takdim ediyor. Mikail Pote kupayla birlikte kupa havada, 36. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası şampiyonu Miracle Karşıyaka. Mikail Pote'nin ellerinde şu anda kupa havaya kalkıyor ve saha içerisinde hazırlanan konfetilerle birlikte muhteşem bir atmosferle 36. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası şampiyonu Miracle Karşıyaka. Evet sevgili kupa havaya kalktı. Şu anda şampiyon Miracle Karşıyaka anı fotoğrafı çektiriyor. Foto muhabirlerine biz de yayınımızı şu anda noktalamak istiyoruz değerli futbol severler. Bir kez daha hatırlatıyorum. 15 Eylül Cuma akşamı saatler 19.30'u gösterdiğinde 60. yıl BRT 60. yıl Süper Kupa organizasyonu BRT 1 ekranlarında canlı olarak sizlerin huzurunuza gelecek. Mausa Türk gücüyle Türk Ocağı karşı karşıya gelecek ve bu karşılaşmayı biz de BRT 1 ekranlarından canlı olarak sizlere aktaracağız. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına sevgisiz ve sporsuz kalmayın. Hoşça kalınız.